Bir diğer belediyemiz Kaş Belediyesi. Evet. Kaş Belediyesi'nde tarım, turizm faaliyetleri, özellikle turizm faaliyetleri, belediyecilik nasıl ilerliyor? Yani orada şöyle söyleyeyim, Kaş'ta, yani övü anlamında değil, bakın kimse buradan bizi yanlış anlamasın, kimseye bir düşmanlığımız ya da bir yandaşlığımız falan yok. Burada bir parti olayı değil. Belediyeleri değerlendiriyoruz. Yani bu siyasetten farklı bir şekilde bunu görmek lazım. Kaş'taki belediye başkanımız da AK Parti'den seçilmiş çok zeki bir adam. Proje adam. Evet, Mutlu Lutaş. Proje insan. Yani onu da ben seçimlerle birlikte tanıma şansım oldu. Kaş'ta çok güzel bir seçim şeyi sağladılar. Önceki belediye başkanı tecrübeli, artık yaşı kemaline ermiş. Beraber seçim alanlarına çıktılar. Başkanın kendim devredici aday olmadı. Artık dedi yeni bir şeyler söyleme zamanı geldi cancağızım. İşte bu yeni şeyleri söyleyecek olan kişi de Mutlu Ulutaş diye tuttu eline kaldı. Çok birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim şeyi yürüttü. Mutlu Ulutaş turizmci. Yani Kaş turizm bölgesi. Turizmin o yapıya çok uygun bir insan. Benim öğrendiğim iki tane, en az iki tane dili çok iyi biliyor. İngilizceyi, Almancayı çok iyi biliyor. Bölgeyi çok iyi tanıyor. Turizmle ilgili konuları tanıyor. Ve çok da girişimci bir insan. Takip ediyoruz. Şimdi eksikleri bir bir tespit ettiler. Kamu kurumlarını, şimdi eksik olan kamu kurumlarını yapıyorlar. Kırsala daha da yoğunluk verdiler. Çünkü Kaş'ın alanı çok geniş bir alan. Yüz ölçümü çok büyük. Mesafeler çok uzun. İdare etmek gerçekten zor. Ben çok başarılı buluyorum. İktidarın da şeyinden de iyi faydalandığını, faydalanacağını zannediyorum. Çünkü Antalya'da artık iki tane AK Parti'nin belediyesi var. Birisi Kepez Belediyesi, birisi de Kaş Belediyesi. Yanlış bilmiyorum değil mi? Evet. İki tane belediye var. Bu da bu fırsatı bence çok iyi değerlendiriyor. Akıllıca davranıyor. Kaş kazanacak bence. Şöyle demişlerdi seçimlerden önce de Kaş mutlu olacak diye. Öyle değil mi? Evet. Evet, bence mutlu olacak yani. Tabii siz Kaş Belediyesi'nin çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Atilla Bey'i bu konuda diğer nedir Elmalı Belediyesi ile Finiki Belediyesi ile ilgili değerlendirmelerine iştirak ettik. Ama Kaş'la ilgili değerlendirmelerine şerh düşerekten iştirak edelim. Çok da mutlu olan kısımlar var, mutlu olmayan kısımlar var. Kaş'ı ikiye bölüyoruz biz. Kaş'ta mutlu olan, evet doğru. Turizmci bir kültürden geliyor, turizmi biliyor ve Kaş köylerine yönelik yatırımlar yapıyor. Kaş merkezi ilişkin merkezi yatırımları taşımaya çalışıyor. Ama lakin Mutlu Başkan'ın en ivedi çözmesi gereken husus imar meselesi. Kaş'ta imar çözülmediği müddetçe kimseyi mutlu edemez Mutlu Başkan. Köylerde 7000'in üzerinde villa var, hepsi ruhsatsız. Bunlar çözülmediği müddetçe, bunlar hukuka uygun hale getirilmediği müddetçe insanlar diken üzerinde. Diken üzerinde. Ve bu durum, bu kaygı insanları mutsuz ediyor. Belediyenin en büyük ivedilikte yapması gereken geceli gündüzlü imar kadrosunu çalıştırıp şehir plancı kadro, yani Kaş Belediyesi, bakın Finike Belediyesi'nin şehir plancısı, Kumuca Belediyesi'nin şehir plancısına ihtiyaç var mıdır? Olursa iyi olur. Ama Kaş Belediyesi'nde ivedilik de olması gerekiyor. Derhal hızlı bir şekilde imarın çözmesi lazım. Ve ülke açısından, ülkeye katma değer açısından, katma değeri çok yüksek bir bölge. Taşı toprağı altın niteliğinde, çok kıymetli. Ve Allah'ın lütfudur, bir kalkan bölgesi. İngilizlerin yoğun rağbet gösterdiği alan ve imarı çözülmezse, imar yapılmazsa vatandaşlar tarla vasfındaki yerlere bir yatırım yapmak zorunda kalıyor. Yani belediye vatandaşın hızına yetişemiyor. Bu Mutlu Başkan'ın suçu değil bugünlük. Daha önceden beri birikilmiş bir mesele. Bu yani Büyükşehir Yasası'ndan sonra kalkanın mahalleye dönüşmüş olması, önce kalkanın köylerinin köy statüsünün olmasından dolayı imar yoktu. Hızlı bir şekilde imar meselesi çözülürse Halkan'daki 7000 villa 14000 villaya 20000 villaya çıkabilir potansiyeli var. Ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır ve bir kalkan birçok ilden daha fazla katma değer yaratıyor. Bir Kaş birçok ilden daha fazla katma değer yaratıyor. Ben son işte 5-6 yıldır yoğun bir şekilde mesleki faaliyetlerimiz Kalkan Kaş'ta olma sebebiyle bunu gözlemledim. Bu Kaş ve Kalkan'daki turizm anlayışı, villa turizminin Finike ve Demre'ye de sirayet etmesi
eğer Demre'ye ve havalimanı yapıldıktan sonra Finike'ye de sirayet edecektir. Batı bölgesi, Batı Antalya, Doğu Antalya'dan katma değeri artacaktır önümüzdeki günlerde. Bunun yolu da Mutlu Başkan önderlik yapabilir. Böyle bir şansı var. Mutlu Başkan milleti mutlu edebilmesi. Geçen bir yıl içerisindeki ben askıya çıkmış bir imar planı görmediğim müddetçe Mutlu Başkan'ı mutlu ettiğini ediyor diyemem. Ne zaman imarını bitirir o zaman Mutlu Başkan genç bir arkadaşımız önümüzdeki döneminde daha rahat seçime girer. Ama ve lakin gelecek seçime kadar imar meselesini çözmesin. İnsanlar imar para cezası 200 milyarın üzerine imar para cezası. Ofiste biliyorsun açtığımız davalardan. Bunlarla muhatap olursa insanlar mutsuzluğa iterse Mutlu Başkan gelecek dönemin tehlikeye atar. Evet. Teşekkür ederim İsa Bey.